Dostlar. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim için günaydın. Siz izleyenler için de iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bugün buraya geliş amacım olan bugünkü sunumum, toplantıma konuşmacı olarak seçildim. Ve konuşma yapacağım. Konuşma yapabildiğim esnalarda bir arkadaşa kamerayı teslim edebilirsem eğer o sahnelerde göstereceğim size. Çocuk haklarıyla alakalı bir konuşma yapmaya geldim UNICEF dahilinde. Bunları hem size sunacağım. Onun dışında şimdi duşa girelim, duştan çıkalım. Hem oteli göstereceğim size hem de bugün Anıtkabir'i geziyoruz. Evet, kahvaltıya da gideceğiz, kahvaltı da yapacağız. Ondan sonra da konuşmaya geçeceğiz. Çok yoğun bir gün. Konuşmaya hiç hazırlanamadım. Birazdan aşağıya indiğimde yapacağım. Saat şu an kaç? Ben size hemen söyleyeyim. Saat şu an 7.39. Sabahın 7'ye çeyrek kala uyandım ve dedim ki hazırlanırım dedim. Kalkamadım açıkçası. Yarım saattir hala dolanıyordum yatağın içerisinde. Neyse şu an çok zaman kaybediyorum. Hemen hazırlanalım. Bir an önce çıkalım. Sizleri müzikle baş başa bırakıyorum. Bir de şuradan saatlerimizi falan takarız. Ben yine yüzüme çevirmeye alışmışım. Şu kamerayı bir arka tarafa çevireyim de. Dur. Evet. Şurada saatim. Fenerbahçeli bilekliğim. Şurada normal bileklik. Şurada evet. Mentos var. Reklam değildir ama nefesimi açabilen tek şey. Onun dışında bir de parfümümüz var. Söylemiştim daha önce de. Şimdi bundan 2-3 fıstık açacağım. Geçen videoda nasıl parfüm sıkılmaz adlı bir parfüm sıkma şeklim var. Zom 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 böyle. Yani öyle parfüm sıkılmaz. Siz bana bakmayın yani birçok şeyi benden örnek almayın hatta. Ben hazırlanayım hala size konuşma yaparken çok geç kalıyorum. Mesaj atıyorlar sürekli. Kahvaltıya da gitmem lazım. Kahvaltı sahnesini belki çekemeyebilirim. Son halim böyle. Keşke arkadaki perdeyi kapatsaydım. Işık parlıyor. Şöyle bir ayakkabı falan. Şurada şey buldum otelin içerisinde. Ayakkabı cilası. Parlatıyormuş. Bakalım parlatacak mı yoksa daha çok bozacak mı? Ayakkabımı görüyorsunuz. Paketimden çıkarıyorum. Ver etkiyi, gör yetkiyi der gibi. Bunun sıvısı yok mu? Direkt böyle mi? Böyle. Ha, evet, evet, evet. Oha! Parlatıyor. İşe yarıyor lan. Ayakkabım sıfır gibi oldu. Zaten ömrüm boyunca herhalde 4 kere falan giymişimdir bunu. 3'ü düğünlerde, biri daha böyle toplantıda oldu. Geçelim hemen hızlıca. Dostlar şu an otelin avlusundayım. Böyle otel tam arkamda. Karşı tarafında da zaten size geçen de bahsetmiştim. Tam şurası oluyor. Göstereyim. Güneşten parlamazsa eğer. Birazcık zoom. Evet. Tam orası MHP Genel Başkanlığı. Binası işte. Merkez binası. MHP'nin merkez binası. Şimdi şöyle bir şey oldu. Toplantıya çok az bir zaman süre kaldı. Yarım saat falan var. Ben kahvaltı esnasında utandım, çekemedim yani ayıptı söylemesi. Ancak Instagram'dan ben takip edenler ne yediğimi ve nasıl bir konuşma yaptığımı biliyorlar. Öne çıkarmalara da ekliyorum. Merak edenler bakabilirler. Ankara adlı öne çıkarmam bir hafta, bu videodan sonra bir hafta aktif kalacak. Neyse onun dışında şimdi toplantı odasına geçeceğim sırf size video çekmek için. Yani son bir kez bir dışarıdan da ortamı göstermek için dışarıya çıkmıştım. Şimdi tekrardan içeriye geçeceğiz. Bakalım nasıl şeyler bekliyor bizi. Konuşmada da heyecan yapar mıyım bilmiyorum. Normalde böyle şeylerde heyecanlanmam ama şimdi bir de YouTube'a video çekiyorum ya, ayrı ayrı şeyler var. Biraz utanma olabilir yani. Evet. Şu an neredeyiz? Toplantı salonuna indik. Biraz da ses yoğunluğu var. Sizi birazdan hem ekip arkadaşlarımla hem takım arkadaşlarımla tanıştıracağım. Şu an onlar ben duyuyorlar ama siz göremiyorsunuz. İbrahim'le başlayalım. İbrahim. Merhaba. İbrahim de benim gibi Antep'ten geliyor. O da konuşmacı olarak seçildi. Biz 4 kişiyiz ve şimdi bir ben, iki İbrahim, bir de üçüncü kişiye suya geçelim. Su Kahramanmaraşlı ancak Ankara'da yaşıyor. Tanışmış oldunuz böylelikle. Sizi de videoma dahil etmiş oldum. Evet, Gamze'nin yanına geliyoruz. Gamze de yine ekip arkadaşlarımızdan birisi. O da benim gibi konuşmacı. O da seçildi. Nereden geliyordun Gamze? Geliyorum. Hatay'dan geliyormuş. Depremden etkilenip burada mı yaşıyorsun yoksa Hatay'da yaşayıp buraya Hayır, mı geldin? Hayır, sadece UNICEF programı için buraya geldim. UNICEF için buraya geldim.
Evet, şimdi tüm arkadaşlarımla sizi tanıştırmış oldum. Buradan da artık konuşma yaptığım sırada beni çekebilecek birisi olacaktır diye düşünüyorum. Sizle konuşurken gözümde Esin Hanım'ı geziyor yani. Aha derken bizim İtalyan geldi. İtalyanca konuşur musun biraz? Bilmiyorsun değil mi? Gianni Fatto Bene. Adam kilisi, kilisi. Adam kilisi. Evet, burada kilisinin kardeşi var. Evet, burada asıl Gaziantep'in sorumlumuz var. Şu an bana doğru bakıyor. Evet, onu gösteriyorum. Esin Hanım, kendisi Trabzonlu. Tanışmış oldunuz böylelikle. Biraz siz böyle kameraya yumuşak durduğuna bakmayın. Bize karşı çok sert. Evet, şu an karşını çattı böyle bakıyor bize. Şaka yapıyorum. Çok tatlı bir insan kendisi. Gerçekten tanıştığıma memnun olduğum kişilerden birisi. Artık sahnede görüşelim. Birkaç konuşma ekleyelim. Vallahi eğer gösterebilirsem Nilgün Hanım'ı göstermeye çalışacağım. Çok yoğun birisi kendisi. Nilgün Hanım. Canım. Şu an YouTube'da videodayız. Sizinle de sizinle tanışmış olduk. Merhabalar. Nilgün Hanım'la da tanışmış olduk böylelikle. Teşekkür ederiz. Bu kamera aslında 4K çekim yapabiliyor. Çok güzel. Evet. Vallahi gençler neden biliyorsunuz? Dayın Gaye Erbutur hanımla birlikteyiz. Kendisi çok samimi. Hem de videoma çıkma... Yani ben söyledim, teklifimi de kabul etti. Çok teşekkür ederim Gaye Hanım. Kendisi zamanında çocuklar içinde bir komite kurmuş ve onu kapatmışlar. İnşallah bu yaptığımız projeyle birlikte onu da tekrardan açabiliriz. Teşekkür ederim Gaye Hanım. Tekrardan sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar, Spider-Man yanımda. Türkçe öğrenmiş Spider-Man. Aynı zamanda sakal eklediğimiz zaman da Mr. Beast'e benziyor kendileri. Memnun olduk Toby'cim. Gerçek ismini öğrenebilir miyiz? My real name is Mr. Beast. Sinoplu adını, Sinoplu. Şevket. Şevket, memnun oldum Şevket. Yo, ciddi adın ne ya? Şevket ya. Şevket mi? Oğlum adamın adı Şevketmiş ya lan. Sorunlarımızı dile getirmekteyiz şu an burada. Öncelikle zaten yine Nilgün Hanım'ın da bahsettiği gibi daha önceki tüm konuşmacılar bu konular üzerinde değindi. Ben de Sayın Vekilimizle birlikte burada notları da dile getireceğim. Burada bunları ekleme yaptım yani. Çok fazla da zaman almayacağım. Zaten 160 da gitmiş salonumuz. Sadece gençler kalmış. Evet. Kalanlara da iltifat geldi. Teşekkür ederiz. Belediyelerin çocuklar için ayrı bütçeli planlar yapmaları, yani yaptıkları ama bunu aslında halka açık yapmalarını da istiyoruz. Ön plana çıkmasını istiyoruz. Bu az önceki anlattığım okuldaki katılım mekanizmasında Görkem Hanım ve Gökten Bey de ilk açılışta bahsetmişti. Yine notlarım arasında aldım bunları da. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben şimdi ön sıralarda oturan aynı zamanda ben influencerlık yapıyorum. Instagram'da, YouTube'da ilgileniyorum. Yani bunu Acar projesine de dahil edebilirim. Acar projesi için güzel tasarımlar hazırlayıp güzel reklamlar yapalım. Ve bununla birlikte gençlerin ve çocukların katılımını arttırmayı yani planlayacak birkaç şeyi dün akşam yazdım ve geliştirmeye devam ediyorum. Eğer proje olursa 3 ayda bir de toplantımızda her geldiğimizde biraz daha projeye katılımı arttırıp geliştirmeyi hedefliyoruz. Ben de böyle bir düşüncem var. Yeni günden merhabalar. Şu an o beklenen ana geldik. Evet, şu an oradayız. Tahminleri alalım diyeceğim de zaten tahmin etmişsinizdir. Son ana bıraktık. Yağmura rağmen pes etmedim. Uçağıma 4 saat var. Ancak burayı görmeden gidemiyorum. Şimdi birazdan sizleri o özel yerle, o özel anla baş başa bırakacağım. Dün hakkında konuşmaları da isterseniz hemen şurada yapalım. Dün UNESCO'nun, UNICEF'in
bir çocuk ve ergenler hakkında bir toplantımız vardı. Ondan dolayı 2 gündür otelden çıkamıyorum. Son güne bıraktım. İlk günde gelebilirdim ancak son ve özel olsun istedim. Yağmur da var. Ancak yağmur bizi yıldıramaz. Ya isterse fırtına kopsun yine de buraya gelmekten vazgeçmeyecektim. Evet, şu anda Anıtkabir'in girişindeyiz. Tabii ki de çoğu şeyini anlatacağım size. Önce görüntüler, anlatmada sonra geçelim. Yağmur olmasına rağmen bir kalabalık var. Şimdi daha da kalabalık. Çok göz önünde bulunmayan ancak kendisinde çok önemli olduğu, Türk tarihinde çok önemli kararlar aldığı İsmet İnönü. Ben tabii ki de anlatımlarımda yanlışlık olursa düzeltmeler yapacağım, ancak hatam da varsa siz de beni düzeltin yorumlarda. Şimdi onun kabriyle sizi baş başa bırakıyorum. Burada rehberler anlatırken ücretsiz anlatımlardan faydalanalım. Celal Bayar'ın iki komutanı mezarından bağlı olarak bugün Ankara'da askeri, Cemil'de askeri mezarına Dostlar, aşırı sesten dolayı mikrofona geçmek zorunda kaldım. Hem kendimi göstereceğim, arada da görüntüler göreceksiniz. Öncelikle Anıtkabir 1980'li yıllarda tamamlanıyor, biliyorsunuz. Atatürk'ün mezarında daha önceden, yani burada Anıtkabir'in kurulduğu yer. Mikrofon daha yeni mi kuruldu? Neyse, tekrar anlatıyorum. Anıtkabir'in kurulduğu yer eski Frig yerleşkesi ve Frig yerleşkesi 907 metre yüksekliğindedir. Atatürk'ün mezarı ise 905. metredir. Burada da Atatürk'ün ölüm saatini öne alaraktan, düşünerekten böyle bir şey yapmışlar. Atatürk'ün ölüm saati de 9:05 geç olduğu için 905. metrede kendisinin mezarı bulunmakta. Bir de Atatürk'ün mezarının üzerinde bulunan mermerin ağırlığı 40 ton. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum, ancak fazla zamanım kalmadığını biliyorum. Sabah da anlatmayı unuttum tabii. Geç kalktım. Normalde bir yemek yiyip böyle geçecektik buraya, ancak uyuyakaldığım için her şey sıkıştı. Otobüse gelecektim, yine taksiye düştük. Bir türlü şu otobüslere binemedim. Otobüs kartımı da bu videoyu izleyen birisine hediye edebilirim artık. Evet, şimdi çekim alabiliyormuşuz. İçeride çekim yasağı vardı, çekemedim ne yazık ki. Ben size ufak tefek anlatayım.
Yani aslında birinci meclisin müzesine gitmiştik bundan önceki videolarımızda hatırlarsanız. Orada Atatürk'ün birçok kişisel eşyası var, orada görebilirsiniz. Anıtkabir'de çekim yasağı var olduğu için çekemedim. Ancak Anıtkabir'de görebileceğiniz özel şeylerden birisi de benim çok hoşuma gidenlerin arasında şu bastonu var ya, bastonun içine silah koymuş, şuraya bir fotoğrafını alalım onun. O bastonla, bastonu gerçekten yapmış ya, ben onu şaka sanıyordum. Ciddi ciddi bildiğiniz baston silah niyetine kullanılabiliyormuş ve bunu o zaman da başarmış ya. Gerçekten çok etkileyici. Ancak oralarda çekim alamadığım için size hiçbir şey gösteremedim. Selfie alalım yine. Olmadı şöyle. Çukurova Antep'in mücadeleleri var. Direkt şuraya göstereyim ben size. Antep savunması. Kapalı çekim yasağı olan yerde çekememiştim ancak burada da bir Banvu heykeli var. Öyle. Dostlar, kameramın şarjı bitmek üzere. Rüzgar da var, birazcık sesli konuşacağım. Yağmur durdu, güzel bir haber. Karnım çok aç, yemek yemeden çıktım. Az önce de anlatmıştım size, otelde geç kaldım. Anıtkabir arkamda, az önce müzeye girmiştik. Müze tam olarak şurada arkamda kalıyor. Müzeye girdik. Bakın dolaştığımız noktalar böyle. Buradan başlıyoruz böyle yerin altından. Döne döne en son buradan çıktık. Rahat ben size diyebilirim, 2 saattir içerideyim, 1,5 saatimi falan net yedi. Geç kalacağım artık, uçağı kaçıracağım, bir yandan yemeğe geçmem lazım. Oradan da artık dönüş yolundayız. Ankara vlogumuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir açıklama, ona da havaalanında devam edelim. Kendinize iyi bakın. Sessiz, ben de sessiz oluyorum. Uzun bir Ankara vlogu oldu. Artık kaç bölüm yayınlarım bilmiyorum. Ama buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ufak bir konuşma yapalım. Bugün hakkında, dün hakkında ve ondan önceki gün hakkında biraz konuşalım. Böyle bir havaalanına vardım. Havaalanında güneş açtı. Anıtkabir biraz yağmurlu da olsa gezdik. Zamanımız yoktu çünkü şu an güneş açmış olsa da ben Anıtkabir'de olsaydım uçağımı kaçırmış olacaktım. Yani güzel oldu. Güzel de bir konuşmalar da yaptık. Ödüller de aldık. Günü bitirdik. Artık mutlu bir Ankara diyebiliriz. Tekrar geliriz inşallah. Çünkü daha gezemediğimiz çok yerler var. Bu arada Aleyna sürekli yazdın, kahvede ısmarladın. Ancak biz seninle video çekmeyi unuttuk. Yine aklıma geldi. Onu da söylemiş olayım. Ona da teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarım da yani bir türlü buluşamadık programın yoğunluğundan dolayı. Sizin de düşüncelerinizden dolayı teşekkür ederim. Uzun zamandır video çekmiyorduk ve böylelikle 3 serilik veya 4 serilik bir video yakaladık. İnşallah devamı gelir diyorum. Şimdiye kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlara bekliyorum sizleri.
Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.